Bizim projemiz 50 santimlik bir çubukla okulumuzun bahçesinde dünyanın çevresini ve çapını nasıl hesaplarız? 21 Mart günü dünya güneş ışınları dünyaya dik geldiği zaman bu dik olan çubuğumuzu okulun bahçesine koyduk ve bu ipi gerdiğimizde çıkan gölge açısını ölçtüğümüzde alfa açısını 40 derece bulduk. Dünya 360 derece olduğu için 360'a 40'a böldük ve 9 adet açı elde ettik. Ekvator ile Bursa arasında 4440 km olduğu için 4440 km'yi 9 ile çarptık. 39.960 km dünyanın çevresini bulduk. Çevre eşittir 2 pi olduğu için bize dünyanın yarı çapını hesaplamak için 39.960 km'yi 2 × 3.14 böldüğümüz sıra 6.363 km dünyanın yarı çapı. 6.363 km 2 ile çarptığımız sırada 12.726 km dünyanın çapını buluyoruz. CD yazıcı ile okulumuzun amblemini çiziyoruz. Burada gördüğünüz CD yazıcı parçaları ve Arduino devre kartı sayesinde bunlardan yararlanarak buraya bir kağıt koyduğumuz zaman kalemi X, Y, Z koordinatlarında hareket ettirdiğimiz zaman okulumuzun amblemini çizebiliriz. İçine attığımız program sayesinde böyle çıktılar alabiliyoruz. Bu benim görme engelliler için zeka oyunu projem. Hedef 5, kendi 5 taşını yan yana çapraz çapraza ya da üst üste getirerek kazandığınız bir oyundur. Ne yazık ki görme engelliler rakibin taşı ve kendi taşı da düz olduğu için kendi taşıyla rakibin taşını algılayamazlar. O yüzden biz 2 tane taş tasarladık. Bir tanesi kabartmalı taş, diğeri ise delikli taş. Bu iki taşla birlikte oynadık ve en çok delikli taşın işe yaradığını gördük. Diğer bir projem ise hem sandalye hem bavul projesi. Normal bir bavul gibi içine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda oturmak için bir yeri var. Açıp kapaması çok kolay ve özellikle havalimanında sıra beklerken, otobüste yer kalmadı, direkt otobüsü beklerken kullanılabilecek bir şey. Özellikle yaşlılar, hamileler, ayağında sıkıntı olanlar için bence çok güzel bir icat olabilir. Bu projemin adı küresel ısınma. Biliyorsunuz ki dünyamızın en büyük sorunu küresel ısınma olduğu için Kuzey Kutbu'ndaki buzullar eriyor. Kutup ayıları, foklar vesaire hayvanlar öldüğü için ben de şöyle bir proje düşündüm. Dereceli kaplarımızın içine belirli bir şekilde buzumuzu koyuyoruz. Işığımız güneş işlemini görüyor. Bir dakika boyunca bekletiyoruz ki aynı hepsi ısıda ısıtalım. Dereceli kaplarımızın içindeki buzların üstüne strafor köpüğü, alüminyumu teker teker koyuyoruz. Strafor köpüğümüzü koyduktan sonra bir dakika boyunca bekletiyoruz. Beklettikten sonra içindeki eridiği buzları 20 milim olduğu için buradan göremeyeceğimiz için enjektörle çekiyoruz ki daha güzel görebilelim. Onu çektikten sonra buradaki sonuçlarla milimleri yazıyoruz. Bizim yaptığımız deneyimlemelere göre buradaki strafor köpük en az ısıyı geçiren madde oldu. Bu strafor köpükle birlikte karların içine koyulabilir, buzdağları bununla ile kaplanabilir. Teşekkür ederim. Bu projemizin adı hava kirliliği ve hava kalitesi. Bu projemizde süt kutularının içine vazelin sürdük. Dışına da çift taraflı bant yapıştırıp gür su ve kestel'deki farklı bölgelere yerleştirdik. Bunlar 2 Haziran'dan 6 Haziran'a kadar o bölgelerde kaldılar. Bu projedeki amacımız o bölgelerde hava kirliliğini tespit etmek ve sıralamak. Kestel'de en kirli yer olarak otobüs duları, daha sonra Kestel Fabrika Bölgesi, sonra Kestel Aile Parkı, en temiz yerse Kestel Çamlık olarak tespit ettik. Gürsü'de ise en kirli yer olarak Gürsü Fabrika Bölgesi, daha sonra Gürsü Trafik, daha sonra Gürsü Kümesiçi, en temiz yer olarak ise Gürsü Dükkan İçi olarak tespit ettik. Ama burada şöyle küçük bir ayrıntımız var. Gürsü Fabrika ve Kestel otobüs durağı resimlerimizde küçük siyah noktalar var. Biz onları kir olarak, hava kirliliği olarak saymadık. Onlar partikül madde. Yani deniz tuzu, siyah karbon, toz ve bazı kimyasalların yoğunlaşarak oluşturduğu parçacıklar bu koyduklarımız kartların üzerine yapışmış olabiliyorlar. Ve biz bunları kir olarak saymıyoruz. Kir olaraksa vazelinin sarılaşması ve bronzlaşmasını kir olarak sayıp mikroskop altında inceleyerek bu sıralamayı yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim projemiz akıllı ev sistemleriyle gaz kaçağı zehirlenmelerine son. Kullandığımız sensör sayesinde doğal gaz kokusu algılandığı zaman camlar otomatik olarak açılacak. Bu sayede evde insan varsa zehirlenmeyecek ve ev otomatik olarak havalanmış olacak.
Betonlaşmanın küresel ısınmadaki etkisi. Gördüğünüz gibi burada iki tane fanusumuz var. Bir fanusta taş, diğer fanusta ise içinde bitki olan toprağımız var. Burada ne anlatmak istiyoruz? Burada yapılan binalar küresel ısınmayı arttırmaktadır. Çünkü ışık bitkilere gelince yansıma nedeniyle yansır ve bunun nedeniyle ama buraya gördüğünüz gibi ışık geliyor ve ışık taşlara geldiğinden dolayı yansımaz ve emer. Bu yüzden küresel ısınmada sıcaklık daha fazla artar. Gördüğünüz gibi önünde de termometreler var. Burada ışığı ölçüyorlar. Buradaki daha az derecesi, buradaki ise daha fazla. Bu şekilde betonlaşma küresel ısınmayı arttırır. Barajlarımızda sular azalıyor. Bu nedenle artık yağmurlarımız azalmaya başlıyor. Bunu artık yağmurlarımızı dikkatli kullanmaya başlamamız gerekiyor. Eğer şu anda yağmurlarımızı dikkatli kullanmazsak ileride dikkatli kullanabileceğimiz bir yağmurumuz kalmayacak. Bu nedenle benim geliştirdiğim proje şu şekilde. Yağmur yağdığında çatıdan akan su borular yardımıyla getirilir. Bu kısımda büyük parçalar ayrıldıktan sonra aşağıdaki depoda biriktirilir. Depo toprağın altında olduğu için de buharlaşmayı engeller. Ardından ev içerisinde yani tuvalet, banyo gibi yerlerde kullanılabilir ve güneşli havalarda tarla sulanabilir. Yani uygulama olarak da göstereyim. Gördüğünüz gibi su aşağıdaki depoda birikmeye başladı. Rejim bu kadar. Okul kantinimiz için sıfır atık çözümleri ve geri dönüşüm tasarımları. Kalabalıklaşan dünyamızda her gün daha fazla tüketilen su, orman, petrol gibi doğal kaynaklar geri dönüştürülerek daha uzun süreli kullanılabilir. Örneğin bir ton kağıt geri dönüştürülerek 17 ağacın kesilmesi önlenebilir. Atıklar dünyamızda çok uzun süre sonrasında yok olurlar. Örneğin plastik malzemeler 1000 yılda, pet şişeler 400 yılda, gazete, kağıt ve kartonlar da 3 ayda dünyamızda yok olurlar. Plastik şişeleri bantlayarak bir yuvarlak haline getirdik. Ardından damacanın altına keşek bir çatı yaptık ve böylelikle kulübemizi tamamlamış olduk. Aynı taktikle pet şişeleri bantlayarak bir çöp kutusu yaptık. Ayrıca bizim projemizin hayvanlara yönelik olan bir yanı da var. Maalesef insanların bazıları hayvanlara eşya gibi davranıp onlara zarar veriyorlar. Ve bunları yapmalarını kolaylaştıran şey de hayvanların savunması olması. Biz de hayvanları savunabilmek için ve onları koruyabilmek için böyle bir proje hazırladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Projemizin adı hangi köprümüz daha sağlam ve daha güçlü? İki adet köprümüz bulunmakta. Birincisi Balsa Köprüsü, ikincisi ise Kafes Köprüsü. Balsa Köprümüz 21 kilogram taşırken Kafes Köprümüz 18 kilogram taşıdı. Nedeni ise Balsa Köprüsü'nde daha fazla destek olduğu ve üstü silindir bir şekilde olduğu için güçleri yanlara verdi ve daha fazla taşıdı. Aynı şu şekildeki gibi test ettik. Buraya ağırlık verdik ve ölçtükçe biz de yaptık. Teşekkür ederim. Projemizin adı en çok işitme kaybına sebep olan 5 meslek hangisi? Projemizin amacı en çok işitme kaybına sebep olacak meslekleri araştırarak insanların işitme bilincini arttırmaktır. Yaptığımız ölçümlerde gördüğümüz üzere kepçe operatörü 108 desibel ses çıkarmıştır. Bu desibeli engellemek için elimde gördüğünüz şu kulaklık içindeki malzemeye göre 12 ila 48 desibel ses engelleyebilmektedir.